Mükemmel bir video. Filistin'e cepheye yardıma gider misin? Gideriz diyenlerin not alınca sosyal deney. Gerçekten insanlar bakalım nasıl değişiyor. Bizim ülkede hani yayın başında konuştuk ya. İnsanlar bir garip diye. Filistin-İsrail savaşı var. Orada ümmet kardeşlerimiz sıkıntıda. İhtiyaç olsa, askeri ihtiyaç olsa gider misin savaşmaya? Gideriz savaşta. Bilgilerinizi alalım, alalım sizin. Biz alalım bilgilerini. Adres bilgileri, TC'ler. Mesela... Konuşmak istemiyorum da şu an. Eyvallah. Gereken muamele bu, anladın mı? Bunu yapacaksın. Tamam, eyvallah. Biliyorsunuz İsrail-Filistin savaşı bu var. Abi. Orada kardeşlerimiz şu anda kuşatma altındalar. İhtiyacı olduğunda, oraya askeri ihtiyacı olduğunda gider misiniz? Ben gitmem. Neden gitmezsin abi? Gitmem ki, niye? Helal olsun. İhtiyaç olsa, böyle askeri ihtiyaç olsa gider Filistin için savaşır mısın? Savaşırız yani, iki tarafı da barışa davet ediyoruz yani. Tabii ki zulüm yap. Abi çok komik olay. Gördünüz mü ne olduğunu? Olayı gördünüz mü? İki bak arkaya bak. Şuraya kilitlen sadece. Tarafı da barışa davet ediyoruz. Bak şuraya. Yani tabii ki zulüm yapıyor. Evet. Zulümü kim olursa olsun istemiyoruz. Evet. Filistin için savaşır mısın? Yes. Filistin için de savaşırız ama önceliğimiz barış. Barıştır. Peki önceliğimiz biz barış. Sizin bilgilerinizi alsak orada bir askeri ihtiyaç olsa gider misiniz? Burada bilgilerinizi verir misiniz bizim için? Yok öyle bir ben savaşacak durumda değilim yani. Anladım. Ben size. Çok çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Filistin-İsrail savaşı var. Orada ümmet kardeşlerimiz kuşatma altındalar. Evet. İhtiyaç olsa, askeri ihtiyaç olsa sen gider misin yardım? Gider, kesin gider. Ben askerliğimi yaptım kral. Gider mi? Göt oldum. Gidersin oraya yani. Türkiye için olsa her yere giderim ama oraya gitmiyorum. Oraya gitmez. Helal lan sana. Ne? Helal sana. Helal olsun lan. Neden? Gitmem. Niye gitmezsin yani? Yok ki. Gitmem yani, istemiyorum. Yani bizim ülkemizi istemiyorum. İlgilendirmeyen bir olay mı? Tabii canım. Burada savaşırsa hepimiz gideriz. Abinin rahatlık peki. Aynen öyle. Ama ülke orada... Ülke meselesi için... elimizde geleni yaparız ama sizinle işimiz yok. Eyvallah. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Ümmet kardeşlerimizi İsrail kuşattı. Bir ihtiyaç olsa, askeri ihtiyaç olsa gider orada savaşır mısınız? Savaşırız yani, şöyle onların maksatı yok, hakları yok yani. Onların elektriğini, suyunu. Evet, gidersiniz savaşa. Burada bir arkadaşımız var. Bilgilerinizi alsak... Ah be abi. Yaşım içinde uygun değil yani. Yaşım 60 yani, o yüzden. Yani gene de elimizden insan yani duyduğu zaman üzülüyor yani. Cepheye gider misiniz yani? Bilgilerinizi alsak, sizin kişisel bilgileri 3 gün içinde sizi çağırsalar. Hayır ya, fazla rahatsızım biraz o yüzden. Geçmiş olsun abi. Sağ ol. Tüh ya. İsrail ordusu nasıl biliyor musun? İsrail ordusu nasıl şu an biliyor musun? Şöyle İsrail ordusu. Ya. Tüh ya. Şaka mısın abi? Allah şifa versin. Abi. Biliyorsun İsrail-Filistin savaşı var. Evet. Orada ümmet kardeşlerimiz kuşatma altındalar. Bir ihtiyaç olsa, askeri ihtiyaç olsa çıkar gider abi. Çağırsalar. Ya İsrail'e niye gideyim ben abi? Türkiye'de bir şey olsa giderim. Helal olsun lan. Böyle beklemediğim yerde göt oluyorum ya. Çok seviyorum ya bu konularda göt olmayı. Ya orada yani Filistin'e gitmez. Ya orada ne yapacağım ben? Bir videoyu göt sayıcı ekleyebilir miyiz? Başlarsın. Ya savaşabiliriz yani, kendi şeyimize çalışıyoruz. Kendimize savaşırız. Tabii aynı. Oraya gitmezsin. Yok. Eyvallah, sağ olasın abi. Şimdi biliyorum Filistin-İsrail savaşı var. Orada ihtiyaç olsa Filistin askerlerine yardıma gider misin evet. Savaşmaya? Gideriz abi. Bilgilerini alalım senin. 3 gün içinde sen hazırlığını yap. Adresini, TC'ni, tüm bilgilerini 3 gün içinde Gazze'ye gönderecekler. Doğrudur abi de. Şimdi versem vermesem bilmiyorum da. Sıkıntı diyorsun. Aynen abi, öyle. Tam cepheye gideceksin ama. Doğrudur abi. Ama bilmiyorum yani. Kararsız mı kaldın bir an? Aynen. Öyle abi. E ümmet kardeşi? Ya kendi aranızda keşke şey yapmasanız ha. Bulaşmasanız kendinize. Şey yapın. Rahatsız oluyorsanız abi engelleyin. Hani ben de okumuyorum zaten. Dojluyum da. Ne abi? Ümmet sakin kardeşlerimiz olur. Ne olacak? Allah yardımcısı olsun abi. Amin. Aynen. Eyvallah. Aynen. Sağ olasın. Evet. Görüşürüz abi. Allah'a emanet. Filistin-İsrail savaşı var. Orada ihtiyaç olsa, askeri ihtiyaç olsa cepheye gider misin? Filistin'e desteğe. Vallahi ben gitmem abi şahsen. Vallahi ben bilmem abi. Duruma göre bakarım ben. Durum ne gösterir?
Ümit vallahi kardeşimiz zorda olsa, zordalar şimdi. Vallahi bilmiyorum abi. Sen niye gitmezsin? Vallahi abi iki tarafta birbirine saldırıyor. Yani bence hocam benim askerim hayatta kalsın ya. Benim askerimin durumu iyi olsun. Helal olsun lan sana. Bizim taraf olmamız yanlış diyor. Evet bence güzel öyle. Yani. Bir kendinize gelin abi. Lazım. Çok sağ olun. Bir resetleyin. Biliyorsun Filistin-İsrail savaşı var. Evet. Orada Filistin'e ihtiyaç olsa asker olarak gider misin? Ben gitmem abi. Niye gitmezsin? Çünkü topraklarını sattılar. Ondan dolayı gitmem yani. Kendileri etti, kendileri mi buldu? Aynen öyle. İlerleyen zamanda bizim düşeceğimiz durum da bu zaten. Biz de işgal altında mıyız gizliden? Hayır, biz de topraklarımızı sattığımız için ilerleyen tarihlerde aynı duruma düşebileceğimizi düşünüyorum yani. Eyvallah, çok sağ olun. Teşekkürler. İsrail-Filistin savaşında Filistin'e destek için asker olarak gider misin? Ben mi? Filistin'e mi? Evet. Ne işim var ya benim? Suriye'den çıkamadım. Allah Allah. Bizim ne işimiz, ne işimiz var orada diye. Oğlum çok mu Suriyeli var ya? Alper peki sen gider misin? Ne işin var bro? Daha Suriye'den çıkamadık ha. Tabii canım ya. Gitmem diyor. Mecbur gitmeyeceğiz ama ülkemize biri gelirse her türlü çıkartmasını veririz. Kaç paraya gideriz. Giderim? Eyvallah. Canım düşman askeri gelirse o zaman. Rica ederim. Kaç paraya giderim? Para girince işin içine biraz yamuluyorum. Kaç paraya? Bilmiyorum ki ya sizin fiyatınız ne? Ama İsrail'e gideceğim. İsrail'e mi asker olarak gideceğim? 5 milyon yeter mi? Benim dar ağacına giden abilerim gittiler oraya da o Filistinliler de Türkiye'deki bu şimdi amin diyenlerin dedeleri de o adamları astılar. Onun için Suriye'den Türkiye'ye kabul ettikleri göçmen mi neyse işgalci sığınmacılar gitsinler oraya. Biz de arkasından gidelim. Eyvallah. Tamam mı? Sağ ol abicim. Hadi. Helal olsun dayı be. Hadi hayırlı günler. Ver bana. Ne bu? Arkasından gidelim. Eyvallah. Tamam mı? Sağ ol abicim. Hadi hayırlı günler. Ver bana. Arap ülkelerine sınırları açın, özgürleşeceksiniz. Bir dakika. Türkiye'ye niye geldin? السياحة. أتيت هنا للسياحة. Çevir. Ülkende bir savaş varken neden turizm için Türkiye'ye geldin? Niye orada mücadele etmiyorsun? Şey diyorum, senin ananı avradın. Telefonu sinirleniyor böyle. Lafı koydu gene. Lafı koydu. Telefonu parçalıyormuş böyle nasıl okuduktan sonra ama. Bir tane meme vardı Instagram'da gördünüz mü? Şey, işte araba uçak düşüyor. İşte görme engelli biri var. Ona da şeyden yapıyor. Herkes böyle çıldırıyor falan. Görme engelli duruyor işte. Görme engelliyi de böyle hani şey dilinde okuduktan sonra şey alfabesinde. Okuduktan sonra çığlık atıyor böyle. أنا فلسطيني طلعت بحرب الثمانية وأربعين ممنوع أدخل الأراضي الفلسطينية. Dinleyeyim. Filistin topraklarına girmem yasak. Anladım. Filistin topraklarına girmen yasak. Ha, yasaklandı. Yasa. Abi. Kaçak gir. 1948 mi dedi? Kaçak gidip mücadele edebilir misin? هل يمكنك الهرب والقتال؟ أبت أبت افتحوا لنا الحدود وسوف نحارب إسرائيل افتدى إير sınırları bize açarsanız İsrail'le savaşırız. أنا طلعت من فلسطين بحرب şeyde Türkiye Büyük Meclisi de şey diyormuş abi olur tamam bu adam savaşacağız dedi. Açın. 48. أنا مجنس أردني. افتحوا لنا حدود فلسطين وسوف تتحرر. Hudut. Bizim de Arapça var. 1948 savaşı sırasında Filistin'i terk ettim. Ürdün vatandaşlığına geçtim. Filistin'in sınırlarını açın, özgürleşelim. أنا أوجه رسالة إلى رؤساء العرب افتحوا لنا الحدود افتحوا لنا حدود سوريا حدود الأردن حدود لبنان حدود العراق وسوف فلسطين لبنان açalım إيران açalım başka ne dedi
تحرر. Arap liderlerine bir mesaj gönderiyorum. Bize sınırları açın, Suriye sınırlarını açın, Ürdün sınırlarını, Lübnan sınırlarını, Irak sınırlarını, Filistin özgürleşecek. Çevrenizde Müslüman Arap devletleri var. Yıllardır Filistin'e neden destek olmuyorlar? Evet, Filistinli bir genç arkadaşımızla karşılaştık. رؤساء العرب انهم خوانا اكبر خوانا في على وجه Oğlum teknoloji ne güzel gelişmiş ama. Görüyorsun. Teknoloji çok gelişti. Tereke bile konuşuyor falan. Ekrem İmamoğlu'ymuş. العرب انهم رؤساء العرب. Arap liderler haindir. Yeryüzündeki en büyük hainler Arap liderlerdir. Ama Recep Tayyip Erdoğan şey gibi bu Robot Sofya yasaklanmış bölümü. Gain'i olmayanların izlediği Robot Sofya bölümü bu. Araplar yıllardır sizin zulüm edilmenize göz yumuyorlar. Araplardan sizlere kesinlikle dost olmaz, ben söyleyeyim de yine. Araplardan kesinlikle dost olmaz. Zamanında Osmanlı'yı da Araplar İngilizlerle işbirliği yaparak yıkmışlardı. Sizler eğer Türkiye'ye gerçekten güvenirseniz. Abicim katmat atadınız söylediğin yeri. Türkiye'ye gerçekten güvenirseniz, Türkiye'ye sırtınızı dayarsanız İsrail zulmünden kurtulursunuz. Nasıl ya? Slaver hoş geldin. Türkiye fesitin min kadık min kuma al İsrail'i. Anladım abi. Büyük Orta Doğu projesine imza atan Türk yetkililer sizin İsrail zulmünüze de göz yumuyorlar. Bunları da unutmayın. المسؤولين الاتراك الذين وقعوا على مشروع الشرق الاوسط الكبير يغضون الطرف ايضا على عهدهم الاسرائيلي لا تنسى هذا ايضا ben sana bir şey daha diyeceğim. Şu andaki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçmişte BOP'un yani Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanıydı. Bu adam nereliydi? Şimdi bak kırmızı damarına bastı şimdi. Damarına bastı şimdi. أنا أتمنى أن تركيا تقف جنبنا. تركيا دولة عظيمة وشعبها شعب عظيم. أتمنى أن تقفوا جنبنا ونحرر فلسطين. تقفوا جنب العرب. Umarım Türkiye yanımızda olur. Türkiye büyük bir ülke, insanları da büyük insanlardır. Anladım. İnşallah. İnşallah. Abi Sofya ile çok oynamışlar ya. Tamam, Gain'e para vermedik de yani. Her şeye orta cevap veriyor abi. Bu ne ya? Hani kontrol montrol nerede? Fragmanda gördük. Teşekkür ederim. Teşekkür abi. Türkiye Cumhuriyeti halk olarak bizler hiçbir zaman hiçbir yer. Ama Arif de sevdi, salmıyor çocuğu, anladın mı? Yani çocuk git, bırak da savaşa gitsin yani. Salmadı çocuğu bir. Nerede savaş olmasını istemiyoruz. Bu savaşın bir tarafı da olmak istemiyoruz. Filistin'deki... Tamam, çocuk şimdi yetkililere gidip söyleyecek Arif. Filistin'de uygulanan zulüme de karşıyız. Çocukların, kadınların, yaşlıların orada eziyet görmesine de karşıyız. Aynı şekilde İsrail halkının da, sivil halkının da eziyet görmesine karşıyız. Savaşın sivilleri etkilememesi. Adam niye yetkiliymiş gibi konuşuyor? Çocuk şey olacak yani, ben İsrail tutuyorum abi falan. Nesi lazım olduğunu düşünüyoruz. Bu şey İzdalvan'ın beni darlama seviyesi ya şu. Yayınlarda darlama seviyesi İzdalvan'ın. Ya da chatte kavga dönerken benim darlanma seviyem. نحن ضد الظلم في فلسطين كما انا ضد تعذيب الاطفال والنساء والشيوخ هناك وبالمثل نحن ضد الضغط الشعب الاسرائيلي وبالتالي ونعتقد ان الحرب لا ينبغي ان تؤثر على المدنيين
Bir daha açayım. أنا لا أريد كدولة تركية تحارب إسرائيل. أنا أريد الشعب التركي يطلع ويحكي. Bunlar da çekiyor videoları. Burası neresi bilen var mı? Çünkü Transet günlük konuşmayı devrik çevirirse aynı anlama gelmeyen cümleleri sebep olabilir. Yanlış anlaşılmamak için düz basit kelimelerle cümle kurmaya çalışıyor. Transet değişik yapmasın diye. Wow, ilave TV fanı olduğunu bilmiyordum. Burası Antalya mı? Ben bir Türk ülkesinin İsrail ile savaşmasını istemiyorum. Türk halkının çıkıp konuşmasını istiyorum. الشعب التركي انه شعب عظيم انا اريده ان يخرج ويلتقي رساله امين Türk milleti büyük bir millettir. Onların çıkıp bir mesajla buluşmalarını istiyorum. Ya yetkililer de izliyor bu videoyu şimdi. Adam büyük konuştu. Türkiye Cumhuriyeti'nin hem vatandaşları hem devlet görevlileri savaşın durmasını, sivillerin öldürülmemesinin mesajını verdiler. Bizler de Türk milleti olarak Filistin halkının yıllardan beri eziyet çektiğini biliyoruz ve her zaman yanında olduklarını da bilmelerini istiyoruz. Ama Arif abi de şey bak, bir kişi bir kişidir abi. نحن كأمة تركية نعلم أن الشعب الفلسطيني يعني منذ سنوات نريد أن يعرف يتر artık. أنهم معهم دائمين. Bir daha. Adam diyor ki nereden çattık ya? Keşke İsrail'i savunsaydım ya. Ayrıca İsrail'in kullandığı yani çocuğu şey belledi ha. Bütün savaşın sorumlusu Filistin halkından bir şey, Filistin hükümetinden bir görevli gibi anlatıyor ya. Şeye benzedi. Twitter'da Ukrayna Rusya savaşı çıktığında bir tanesi tweet atmıştı ya. Ben işte Ukrayna şeye savunma şeyine nasıl ulaşabilirim? Savaşı kazanacak fikrim var. Twitter'dan yazmıştı ya bir tane Türk. Galiba onu kullandılar bir de. Gaz bombaları, kimyasal bombalar, gaz bombaları ve savaşa aykırı hareketinden dolayı da İsrail'i kınıyoruz. Teşekkürler. Teşekkür abi. Büyük Türk halkına teşekkür ediyorum. Filistinlilerin yanında yanımızda duran Türk halkına teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür abi. Türk insanının çok yüzlülüğünü izledik. Milletin gerçek yüzü. Gitmem diyenler en azından dürüstçe söylüyor. İki yüzlülük, kaypaklık, döneklik yapmıyor bazıları gibi. Herkes cenneti ister ama kimse ölmek istemez. Out of nowhere Hasan görmek istemiyorum ya. Güzel videoydu abi. Güzel videoydu da ben... Niye bu videoların kalitesi böyle oldu ya?